Tez İş Pratik Bilgiler kanalımda ben sizlere bugün elma sirkası yapacağım arkadaşlar. Elmanın tam mevsimi sonbahar ayındayız. Şöyle ağaçlarımızın diplerine düşen elmalar oluyor. Bunları değerlendirmek istedim. Hem de elma sirkesi yapmak istedim. Bu yere düşen elmaları rendeleyip kavurup dolaba difrizinize daha sonrasında elmalı pasta yapmak için de atabilirsiniz. Eğer sirke kullanmıyorsanız benim gibi sirke yaparak da değerlendirebilirsiniz. Elmalarımı ben yıkadım. Şöyle keseceğim. 3'e 4'e ve bidonlarımı atacağım. Gördüğünüz gibi bidonlarımı da hazırladım. Şimdi normalde 5 kiloluk bidona yapacaksanız eğer 5 kiloluk bidonun 3'te 1'ine kadar elmanızı doldurun. Üzerine su doldurun ve 1 bardak şeker koyun. Toz şeker. Bu sirkeniz için gerekli malzemeler yeterli. Ara ara tahta kaşıkla karıştıracağız ve üzerini kapatmayacağız. Üzerini tülbentle örteceğiz. Bir tülbentimizle ya da bir bezimizle, temiz bir bezimizle örtüp lastikleyeceğiz. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Benim elmam çok olduğu için ben şimdi büyük bidona yapıyorum. Gene aynı şekilde bidonumun 3'te 1'ine kadar elmamı dolduracağım. Üzerine su çekeceğim ve benim bu bidonun yaklaşık 15 litre kadar. O yüzden buna 3 bardak toz şeker ilave edeceğim. Suyunu çekeceğim ve dediğim gibi üzerine toz şekerini koyup tülbentle örteceğim. Yapacağım işlem bu kadar. Ara ara karıştıracağız bunu günlük. Elmalar suyun yüzeyine çıkıp kötü olmasınlar diye karıştıracağız ve dibine çökmesini sağlayacağız. Eğer dibine çökmesini karıştırmayı her zaman yapamıyorsanız dibinde kalması için üzerine bir plastik ağırlık da koyabilirsiniz elmaların yüzeye çıkmasını engellemek için. Dediğim gibi şöyle 3'e 4'e bölüp bidonumun 3'te 1'ini dolduracağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elmaları doğrama işlemim bitti. Şöyle bidonlarımın 3'te 1'ine gelecek kadar elmalarımı 3-4 parça halinde doğradım ve içinde şimdi üzerlerine su çekiyoruz. Gördüğünüz gibi elmaların içinde üzerine su çekiyorum. Ve şeker ilavesini yapıp üzerlerini tülbentle kapatacağız. Evet arkadaşlar, büyük bidonlarımı ben dışarıda bıraktım. Küçüklerimle şöyle daha net görün diye içeri getirdim mutfağıma. 5 kiloluk bidon için ölçüme 1 su bardağı toz şeker. Şöyle. Bu bidonum az küçük 5 kilodan. Ona biraz daha az koyuyorum. Evet arkadaşlar, kapaklarını kapatmayın. Kapaklarını kapatmayın. Üzerine tülbent koyup lastikleyin kenarlarını. Ya da şöyle benim hiç kullanmadığım sıfır ince çoraplarım var. Bunlar zaten lastikli ya. Hem hava almasını sağlayacak. Hem de şöyle kenarları. Evet şu şekilde. Şöyle bunlarla da yapabilirsiniz. Şöyle dediğim gibi sıfır kullanılmamış çorap. İnce çorap, bizim bayanların giydiği ince tül çoraplarla da yapabilirsiniz. Tülbentiniz varsa tülbenti koyup etrafına lastikleyebilirsiniz. Buna da ben bir temiz çorap bulayım, kullanmadım. Bu şekilde 2 ay bekleme süresi var arkadaşlar. 2 ay bekleyecek. Tahta kaşığımızda karıştıracağız. Elmaların dibe çökmesi için sürekli günlük. Aklınıza geldikçe karıştırın. Yapacağımız işlem bu. 2 ay sonucunda, minimum 2 ay bekleyecek. 2 ay sonucunda bunları süzeceğiz. Ve elma sirkelerimiz oluşacak. Bu 2 aylık bekleme süresinde elma sirkesinin ana dediğimiz bir oluşumu oluşuyor. Üst yüzeyinde tabaka şöyle. Onu süzerken alacağız ve onu saklayacağız arkadaşlar. Bir sonraki elma sirkesi kurumlarımızda ondan bir parça kopartıp attığımızda elma sirkemizin olmasını hızlandıracak. O bize bir çeşit maya olacak, ana oluşacak. Onu buzdolabında saklayabiliyorsunuz. Her kurumunuzda birer parça birer parça sirkelerinizi ilave edip mayalanmasını hızlandırıyorsunuz arkadaşlar. Bugün sizlerle elma sirkesi kurduk.
Teziş Pratik Bilgiler kanalımla abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenim tuşuna basmayı unutmayın. Bu elma sirkelerinin hazırlanmış analarının resimlerini de ben şimdi sizlerle paylaşacağım videomun bitiminde. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.